AKARS sistemi nedir? Bundan da biraz bahsetmiş olacağız. AKARS sistemi Aircraft Communication Addressing and Reporting sistem denilen bir sistemdir. E, kısaca AKARS olarak ifade edilir. E, uçak ve yer arasında veri transferi sağlayan bir sistemdir AKARS sistemi. Bu sistem modern hava yolu komutları, kontrol ve yönetim sistemleri ile ilişkilendirilmiştir. Ve biraz önce e, sunumunu yapmış olduğumuz SATCOM sistemiyle e, ve aynı zamanda VHF sistemleriyle birlikte çalışan bir sistem olacak genel yapısı itibariyle yerdeki e, hava yolu e, bilgisayar sistemlerin bütün hava yollarının bağlı olmuş olduğu bir sistemdir. İki tane sistem var, e, arink veya site olarak ifade edilen bir e, sistem, bir ağ var, yer ağı var. Bu ağ üzerinden e, uçaklarınızda uçak sistemlerinizde yer arasındaki haberleşmeyi sağlayan, yönlendiren bir sistemimiz olacak. Akar sistemi yer istasyonu tarafından otomatik ya da manuel olarak oluşturulan rapor ya da mesajları iletmek ya da almak için kullanılabilmektedir. Akar sistemi bakım, operasyon ve ticari amaçlar için kullanılmaktadır. Akar sistemi veri gönderme ve alma işlemlerinin her ikisinde gerçekleştirir. Dijital mesajlar yerden havaya ya da havadan yere VHF ya da Satcom sistemleri kullanılarak iletilirler. Satcom sistemi VHF sisteminin çalışmadığı durumlarda kullanılmaktadır. E, yer istasyonu tarafından oluşturulan mesajlar merkezi bilgisayarlar e, yerdeki ağlarımızdan bahsetmiştik biraz önce. Sita işte ekranda görüyoruz gene Arınk veya Europe olarak ifade edilen yer merkezli sistemler olacak. Bunlara aktarılacak e, uçak üzerinden gelen işaretler ve Buralardan da uçaklara sinyaller gönderilebilecekler dijital formatta hangi formatta ya da sistemler üzerinden gönderiliyor demiştik. Satcom sistemi veya VHF sistemi. VHF sistemi içerisinde genellikle VHF 3 sistemi unutmayalım. Bu tip işlemler için uçağın otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğu haberleşme sistemleri için VHF 3 sistemi atanmıştır. Bu sistem üzerinden veri transferi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Evet uçak üzerindeki birimimize bakarsak uçak üzerindeki birimlerimiz işte AKARS yönetim birimimiz olacak. Her sistemde olduğu gibi bir management unit olacak merkezi bir kısım. VHF sistemimiz olacak demiştik. SATCOP sistemimiz olacak ve uçakla ilgili bu sistemi kullanması gereken diğer sistemlerden bu bilgiler gelmiş olacak. Tabi uçakla ilgili belli bilgiler otomatik olarak iletiliyor demiştik. İşte bunlardan bir tanesi mesela nedir? uçaklardaki motorların sıcaklık ict değeridir. Belli değerler limitin üzerine çıkarsa bu değerler sistemler tarafından otomatik olarak ilgili birimlere gönderilir veya biraz sonra uçağın mevcut pozisyonuyla alakalı bilgiler göreceğiz. O bilgiler de karşı tarafa otomatik olarak gönderilmiş olacak. Evet ekrandaki resmimizde VHF band ağını görüyoruz. Ya yani VHF sisteminin kullanılabildiği alanları görmüş oluyoruz. Bu kullanılabildiği alanlar, bu daha çok daha yeni bir resim, daha eski resimlere baktığınızda VHF sistemi ile alakalı bu kapsama alanların çok daha düşük olduğunu göreceksiniz. Gün geçtikçe VHF sisteminin etki alanı artarak genişlemektedir yani bayağı hızlı bir şekilde artmaktadır. Daha önce mesela Afrika üzerinde VHF sistemi daha Asken veri transfer açısından havacılığın yoğun olduğu bölgelerde gördüğünüz gibi Amerika kıtasında veya Avrupa'nın üzerinde e, yoğun bir şekilde VHF ağı kullanılabilmekte. E, şekilden gördüğümüz gibi dünyanın büyük bir kısmı VHF kapsam alanı içindedir. Sita Aircom sistemi 131.725 MHz frekansta çalışır. ABD'de Airing Accuracy sistemi 131.550 MHz frekansta çalışır. Kanada'da Air Kanada sistemi 131.475 MHz frekansında çalışmaktadır. Japonya'da ise Evicom 131.450 MHz frekansında çalışan bir sistemdir. Eğer bir bölgedeki frekans kanalında çok fazla trafik varsa yer istasyonu otomatik olarak başka bir kanala yönlendirme gerçekleştirilir. VHF kapsam alanında değilsek ya da yer istasyonu sinyal vermiyorsa akar sistemi uydu haberleşmeleri kullanılmaktadır. Tabii ama bunları yönlendirmek otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Kişilerin bunlar üzerindeki herhangi bir yönlendirme durumu söz konusu değildir. Sistem mimarisine baktığımızda veri haberleşme VHF bölgesel yer istasyonları RGS olarak ifade edilen şekiller RGS Regional Ground Station veya L bandında Satcom ile haberleşme gerçekleştirir demiştik. RGS yani Regional Ground Station akıllı bir VHF alıcı verici sistemi ve mesaj dönüştürücüsüdür. RGS uçaktan mesaj aldığında geleneksel telex mesajlarına dönüştürür ve ASP birimlerini bunu Akars servis prosesör veya işlemcisi bu birimlere bunu göndermiş olacak. Akars servis işlemcisi ASP yer ağına bağlı olan bütün RGS'leri ya da Satcom yer istasyonların kontrolünü gerçekleştirir. Yani bu otomatik olarak bunu sağlayan bir sistem olacak. RGS'lerin ve Satcom sisteminde kullanmış olduğumuz Ground Earth Station'ların otomatik olarak seçilmesini sağlayacak. Biraz önce de bir önceki sunumumuzda da anlatmıştık hatırlarsak. Uçak ilk olarak enerji verildiğinde ne yapıyordu? Bölgesel ya da kendi kapsama alanı içerisindeki bütün istasyonların bir bilgisini alıyordu ve e, uçağın pozisyonuna istasyonların yoğunluk durumlarına bağlı olarak uygun istasyondan uçak ile haberleşme gerçekleştiriyordu ve bunun için kısa mesajsa başka bir protokol işletiliyor, uzun bir konuşma gerçekleştirilecekse protokolde o zaman başka bir protokol üzerinden veri haberleşme işlemleri gerçekleştirilebiliyordu. E, Akars servis işlemcisi ASP Yer ağına bağlı olan bütün RGS ya da Satcom istasyonlarının kontrolünü gerçekleştirir e, demiştik. Gelen uydu yer mesajı uçuş tescil kodu ve uçuş numarasıyla birlikte RGS'nin ayata kodunu da içerir. Böylece ASP son mesajının alındığı andaki uçağın pozisyon bilgisine sahip olmuş olur. Günümüzdeki en önemli servis sağlayıcıları biraz önce söylediğimiz gibi Sita, Arinc, Air Canada, Avicom gibi sistemler ya da akars ağları olacak E tabi e, uydu üzerinden gerçekleştirilen veri band genişliği daha büyük e, daha büyük verileri uydu üzerinden gönderebiliyorsunuz gördüğümüz gibi Wi-çapandı üzerinden 2400 bit bölü saniye ile bilgi gönderirken e, uydu üzerinden 10.5 kilobayt olarak bilgi göndermiş oluyorsunuz bu sadece bit olacak arkadaşlar çok küçük bilgiler olur bu sistem üzerinden ama zaten göndereceğiniz bilgilerde sistemle ilgili temel bilgiler olduğu için, telefax mesajları olduğu için VHF bandının hızı da bizim için yeterli olmuş olacaktır. Uçakta kullanılan cihazlar ve alt sistemlere bakacak olursak bir akar sistemi CMU Communication Management Unit veya şekil üzerinden kısaca MU olarak ifade edilmiş. Yazıcı, veri girmek ya da okumak için bir MCDU MCD'yi göre görmüş oluyoruz. E, HF alıcı verici ya da e, SATCOM birimlerinden oluşmaktadır. Otomatik olarak yönlendirilirler bunları demiştik. CMU birimi e, veya MU birimi e, VHF3 ya da SATCOM sistemi üzerinden veri almaya da gönderme işlemlerini yürütür. CMU uçuş e, uçak üstündeki birçok alt sistemden veri toplar ya da dağıtır ve bu verileri yerdeki bilgisayar sistemlerine iletir ve buradan sinyal almış olur. 3 O ve 1 I out of on ve in olayları vardır. Uçak içerisinde biraz sonra göreceğiz bunu. Otomatik olarak gönderilen mesajlar vardır. Uçağın pozisyonunu e, belirten mesajlar. Bu otomatik olarak ger gönderilmiş olan mesajlardır. E bu mesaj olayları uçak üzerinden çoğu sistemde bulunan sensörlerden yararlanarak ki bu sensörler genellikle e, uçağın yerde ya da havada olduğunu veren sensörler olacak. Bu sensörlerden almış olduğu verileri MU tarafından otomatik olarak üretilecek ve bu olaylar yere otomatik olarak gönderilip uçağın hareket ve mesaj kontrolü için kullanılmış olacak. VHF-3 sistemi aynı anda veri transferi ve sesli haberleşme de kullanıldığı için CMU VHF-3 haberleşme sistemini kullanmaktadır. Her iki MCDU birimi de CMU ile bağlı, bağlıdır, bağlantıdadır ve Uçuş mürettebatı için arayüz özelliği oluşturur. Alfa nümerik tuş takımına sahiptir ve veri girmek ya da görüntülemek için kullanılır. CMU aynı anda yalnızca bir MCDU ile birlikte haberleşir. E, aynı anda bir tanesinden veri alıyor ama ikisiyle de haberleşmesi e, haberleşme mümkün. Eğer seçilmişse ikinci MCDU akars bilgilerine müdahil olabilmektedir çok fonksiyonlu yazıcı akars mesajlarının kağıt üzerine aktarılmasını sağlar. Bunun dışında kabin video bilgi sistemi, uçuş, yolcu terminalleri, gidilen yerin hava durumu ve e, müsabaka sonuçları gibi bilgiler eğlence sistemlerine iletilebilmektedir. Bir akars operasyonu nasıl gerçekleştirilir? Bir tablomuz var. Bu tablo üzerinden gene görmüş oluyoruz. E, 3 O ve 1 I'dan oluşan bir mesajımızdan bahsetmiştik. Out dediğimiz mesajımız vardı. Off dediğimiz mesajımız var. On dediğimiz mesajımız var. Ve in dediğimiz mesajımız var. Out dediğimiz mesajımız uçağımızın terminalden hareket ettiğini gösterir. Ya yani taksiye başlamış olduğunu gösterir. Out mesajı. Yani bu ne zaman nasıl bu mesaj otomatik olarak belirlenir? Şöyle ki eğer park frenlerinizi release etmişseniz yani frenlerinizi e, serbest bırakmışsanız bu durumda ilk olarak out mesajını yayınlamış olursunuz. Bir diğeri off mesajıdır. Off mesajı ne zaman yayınlanır? Yere e, dokunduğumuzu gösteren bir e, uçakta sistemimiz vardır. Uçağın yere temas ettiğini gösteren bir sisteminiz. Bu iş takımı üzerinde bulunabilir bu sistemleriniz veya radyo altimetre üzerinden uçağınızın belli bir Fit değerin altında olduğunu yani gövde mesafesinde olduğunu düşünürseniz oradan da bu bilgi alabilirsiniz. Eğer buradan bilgi almışsanız uçağınız tekerlek kaldırmışsa pistten o zaman sistem tarafından off mesajı e, gönderilmiş olacak. Yani off 1 olarak gönderecek 4 bir sayı olarak düşünürseniz. Veya uçağınız e, bir havalimanına yaklaştı inişini gerçekleştirdi tekerlek koydu o zaman on mesajı gönderilmiş olacak. Üçüncü o harfimiz olacak. Ve in mesajı da en son artık uçağımız terminale yaklaşmışsa e, tekrar park frenleri çekildiyse yani kurulduysa artık park frenleriniz e, taksi sonrasında e, bu durumda da in mesajını e, otomatik olarak e, yayınlamış olacaksınız. Bu her bir durum için uçaktan gönderilen veya uçağa gelen mesajlar olabilir. İşte uçuş öncesinde uçucu personel bilgisi, yakıt miktarı doğrulama, geçici raporlama bilgileri ve 3O1I out bilgisi gönderilmiş olacak. Uçağa da PDC, Air Traffic Information System'den ağırlık ve denge, pist analizi, uçuş planı, hareket memuru izni, bakımcı izni gibi bilgiler uçağa gönderilmiş olacak burada otomatik olarak. Veya kalkış ve ayrılış sırasında e, uçaktan... Yine 3O1I bilgisi gönderilmiş olacak. İşte varış ETA bilgisi, kalan yakıt miktarı ve özel istekler varsa bunlar FCDU'dan alınan bilgiler gönderilmiş olacak. Yol boyunca uçaktan sürekli olarak pozisyon raporu, ETA bilgileri yani yaklaşık varış süresi, ses isteği, motor parametreleri, motor bakım raporları, ön tedarik istekleri gönderilebilecek. Uçağa gelen bilgilerde Air Terminal Information Sistem bilgisi, ATC, ATC okyanus müsaadesi, hava raporu, sel kas sistemi ve yolcu kapı atamaları karşımıza çıkmış olacak. Yaklaşma ve iniş öncesinde ETA değişimleri ve 3O1I'da ON bilgisi gönderilmiş olacak. Uçağa gelen bilgilerde tehlikeli durum raporları veya hava durumu tavsiyeleri olabilir. İniş ve taksi sırası artık indikten sonra da 3O1I'dan IN bilgisi gönderebilecek Yolcu kapısı koordinatları gönderilebilecek. Nereye yaklaşacak belirtmek için. Son bakım durumu ve yakıt doğrulama gibi bilgiler sistem üzerinden otomatik olarak raporlanmış olacaklar. Evet mesajlardan bahsetmiştik. Nelerdi mesajlarımız? sistem üzerinden otomatik olarak gönderilen mesajlarımız olacaktır. VHF sistemi ile gönderilen veri analog formatlıdır. sat SatCop sistemi tarafından gönderilen veriler ise dijital formatlıdır. Unutmayalım. VHF ile akar sistemi üzerinden analog bilgi, Satcom sistemi üzerinden de dijital olarak veri transferi yapılmış oluyor. Her bir karakter 7 bit ile ifade edilir. her bir paket 3 gruba bölünmüş olur. Ekranda görmüş oluruz mesaj için. Başlangıç, preamble dediğimiz mesajın olduğu kısım ve kontrol blok çekle ilgili kısım olmuş olacak. 34 e, karakterlik başlangıç kısmı olacak e, mesaj içerisinde. E, preamble dediğimiz adres ve sistem kontrolü. Bu kısımda uçuş numarası veya kuyruk numarası bulunur. Eğer alınan numaralar uyuşmaz ise Mesaj reddedilir. Bu kısım ayrıca gönderilen mesajı senkronize eder. Mesaj alındığında ACK biraz önce söylemiştim. oluş mesajı gösterir. Bu kısım mesajları tanımlar ve yönlendirir. Kullanılan etiketler işte yakıt, ETA bilgisi ve benzeri bilgiler olabilir. Mesaj mesajın olduğu kısım. Bu blokta 220 karakter bulunmaktadır. Az sayıda karakterle ifade edilebilecek mesajlar iletilir daha çok. Daha uzun mesajlar iletebilmek için free talk özelliğinin kullanılıyor olması gerekir. Bitiş kısmı dediğimiz kısım ise bu kısımda hataları denetlemek için 7 karakter pariti ve doğrulama bilgileri bulunur. ACK veya NAC yani NAT ACK bilgileri bulunmaktadır. Ee, şöyle bir sonrakinde de tabi çok daha anlaşılmıyordur bu ama örnek olarak e, nasıl bir mesaj iletiliyor onu anlatmak açısından üç tane örnek mesajımız var mesela şurada G işte D, B, C, C şeklinde uzanan bir mesaj var. Bu mesajda ilk parça uçağın tescil kodunu belirtmektedir. Bizim uçağımız görmüş olduğumuz gibi. Daha sonraki kısım şu ikinci kısmımız aranan birimin numarasını göstermiş olacak. Yani bir adresleme yapıyorsunuz. Sinyali gönderen kim? Sinyali alacak olan birim hangisidir diye. Çünkü diğer kısımlar artık otomatik yönlendirme işlemlerini satcom sistemleri üzerinden veya yerdeki istasyonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olacak. Ee, buradan e, bu tanımlamalar yapıldıktan sonra da akars mesajı iletilmiş olacak. Bu durumda işte uçaktaki herhangi bir hata mesajı verilmiş oluyor. teletext mesajı şeklinde kodlanmış bir mesaj olacak. Bu ikinci bir mesaj grubu var ekranda görmüş olduğumuz gibi gene bizim uçağımız mesajın gideceği birim ve mesaj şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada gönderilmek istenen bilgi de işte United Airlines uçuş UA 985'in pozisyon raporunu içeriyormuş bu mesajda ve üçüncü bir örneğimiz var gene bu mesaj üzerinde de varılacak istasyon için yaklaşık olarak ulaşma zamanı eta bilgisi bu sistem üzerinden raporlanmış oluyor. Dolayısıyla tekrar özetlersek Akar sistemi uçağımızın içerisindeki sistemler üzerinden Alınmış olan e, otomatik e, mesajları veya pilotun MCD üzerinden girmiş olduğu mesajları text şeklindeki mesajları yerdeki uygun birimi raporlama amacıyla kullanılmış olan e, bir e, mesajlaşma sistemi dediğimiz gibi teletext veya text mesajı şeklinde sinyaller karşı tarafa iletilmiş olacak.